Efendim, seçim sonucu için neler söylemek istersiniz? Seçim sonuçları hak yerini buldu. Daha önce kazanılmış bir seçimi iptal ettiler. Zaten baştan yanlış yapılmıştı. Bu millet bu yanlışlığı düzeltti. Bu yanlışa yol vermedi millet. Yeni bir seçim yapmakla bu milleti tekrar sandığa götürdüler. Ama millet en doğru kararını verdi bana göre. Vatana, millete hayırlı olsun diyorum. Başka diyecek bir şey yok. Peki seçmen AK Parti'ye hangi mesajı vermek istedi? Seçmen AK Parti'ye neden mi oy vermedi diyorsun? Evet. Şimdi burada çok sebepler var. Belediyede yapılan yanlışlıklar, usulsüzlükler, sonra seçim esnasında bakanların falan konuştukları lisanları, sözleri, bu millete bunu millet kabul etmedi yani. Burada çok yanlış konuşmalar oldu. Bakanlar tarafından oldu, bazı belediye başkanları tarafından oldu. Yani söylenmeyecek sözler söylendi. Bu millet bunu affetmedi bana göre yani. Millet doğru cevabını verdi, doğru kararını verdi. Vatana, millete hayırlı olsun. Seçim sonucu hakkında neler söylemek istersiniz? Seçim sonucu hakkında neler söylemek isteriz? Her şeyin hayırlısını olmasını isteriz. Her şeyin hayırlısı olsun. Adalet yerini buldu. Her şey hayırlısı olsun diyoruz. Seçim sonucu hakkında neler söylemek istersiniz? Vallahi seçim konusu hakkında bu seçim vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bu yeni gelen evladımız da vatana, millete hayırlı hizmetler sunar inşallah. Bizim temennimiz bu. O olmuş, bu olmuş. Hiçbir şey fark etmez. Sonuçta o da bizim bir vatanımızın evladı. Ama hiç şüphe duymuyorum ki o da bir varlık gösterecek diğerleri gibi. Bundan eminim. Emin olduğum kadar o da bizlerden emin olsun. O beklentileri kendisinden bekliyoruz. Şu parkları daha da güzelleştirmesini, biraz imal edildi bu vakitte. Bu imaller kalksın. Benim temennim bu. Peki AK Parti neden oy kaybetti? Vallahi yavrum, kaybetmek de bir şereftir, kazanmak da bir şereftir. Olur, insanlar bir yere kadar. Savaşlar da kazanılıyor, savaşlar da kaybediliyor. Sonuçta bu hayırlı olsun. Başka bir şey demeyeceğiz yani. Efendim, seçim sonucu hakkında neler söylemek istersiniz? Benim vatanım, millete hayırlı olsun. Ne diyeyim yani? AK Parti iyi bir ders çıkarması lazım buradan. Çok büyük hatalar yaptı. Hatasının bedelini ödedi. Peki AK Parti neden oy kaybetti? En çok Suriyelilerden. Bir de bu başka? İşte emeklilik şeyinden. Öğretmeni söz verip yapmadılar. Öğretmenlerin şeyinden. Bunlardan genelde oy kaybetti. En çok da Suriyelilerden. Sizce seçmen AK Parti'ye hangi mesajı vermiş olabilir? Bence seçmen AK Parti'ye kendinize gelin, kendinize düzeltin, bunu vermiş oldu. Yani ben öyle görüyorum. 30 senedir Esenyurt'tayım. Şu an 100 bin fark attı. Fark olarak 100 bin fark attı. Yani kendimize gelmemiz lazım. Kendisine gelmesi lazım. AK Parti yönetim kadrosu olarak. Onu görüyorum ben. Peki seçim sonucu hakkında neler söylemek istersiniz? Seçim sonucu hayırlı olsun. Bir gaz sıkışması vardı. Attı. Güzel oldu bence. Güzel oldu. Böyle bir görelim. Bunları da görelim. Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun. Seçim sonucu hakkında neler söylemek istersiniz? Halk bildiğini yaptı. Yani halk kendi istediğini yaptı. Peki AK Parti neden oy kaybetti? Çünkü kendi yolunu şaşırdı o. AK Parti yolunu şaşırdı. Onun için buna ders olsun. Efendim, seçim sonucu hakkında neler söylemek istersiniz? Kendi iradesini, kendi şeyini verdi yani, ne olduğunu o biliyordu halk. Onun için halk başka yönünü başka yere koydu. Peki seçmen AK Parti'ye ne mesaj vermiş olabilir? AK Parti seçmen ne için şey, artık sizi istemiyoruz. Siz Türkiye'yi batırdınız, başka yere, başka bir şeye koydular, bakalım bu ne yapacak? Efendim, seçim sonucu hakkında neler söylemek istersiniz? Seçim sonuçları hakkında çok güzel şeyler olacak yani. Ekrem İmamoğlu başarılı olacaktır. İstanbul için değişim çok önemliydi. Yeni bir kan, yeni bir yüz, yeni taze bir insan. İstanbul'a çok şeyler katacağından ben eminim. Başarılı bir insandır, iyi bir insandır, ılımlı bir insandır. Renklerin, ırkların birleşimiyle mükemmel bir şeyler olacağından eminim.
Ekrem Başkan bu kadar insana cevap vereceğinden, güzel şeyler yapacağından ben eminim. Güzel projeleri var. Güzel, ılımlı bir insandır. İstanbul'un halkına çok şeyler katacağından ben çok eminim. Peki AK Parti neden oy kaybetti? Seçmen ne mesaj vermiş olabilir? AK Parti'de Cumhurbaşkanı aynaya bakıp kendisine empati yapması lazım. Hazreti Ömer gitti, kendisine dedi ki, ben dedi nifak yapıyor muyum? Kendisini sorgulattı. Cumhurbaşkanı da kendisine aynaya bakıp kendisini sorgulaması lazım. Empati yapması lazım. Ben nerede hata yaptım? Cumhurbaşkanı çok hata yapıyor. Onu kendisi o empati yaparak, kendisini sorgulayarak ve etrafındaki kabineyi sorgulayarak o hataları kendisi görür. Bugün Ekrem İmamoğlu Türkiye'de eğer bu kadar prim yaptıysa ve bu kadar ismi duyulduysa, bu kadar reklamı yaptıysa, ben bundan elimin içi gibi eminim Ekrem İmamoğlu'nun bu reklamını Cumhurbaşkanı yaptı. Efendim, seçim sonucu hakkında neler söylemek istersiniz? Seçim sonucu ile ilgili ne sormak istersiniz? Bence çok güzel oldu. Halkın istediği oldu en azından. Zaten halkın istediği buydu, bu da oldu. Herkes isterdi. İmamoğlu kazandı, Türkiye kazandı diyebilelim. Peki AK Parti neden oy kaybetti? AK Parti neden oy kaybetti? Halka karşı zaten güvencesini ilk önce kaybetti. Onun yüzden dolayı bir de kaybetti. Yıllardır zaten bayağı halk sıkıntılı bir duruma geçti. Ekonomik olarak, geçimsizlik olarak, işsizlik olarak bu tür şeylerde bayağı ülke bu sıkıntıyı yaşadı. İlla ki kaybetti. Demek ki artık buraya kadarmış. Efendim, seçim sonucu hakkında neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim, 17 senelik bir iktidar süreci yaşadı burası. Yani sadece bu Esenyurt bölgesi değil, İstanbul bölgesi. Yani Türkiye genelini artık bıraktık, biz İstanbul bölgesinden bakarsak 17 süreçte, yani 17 yıllık süreçte yapılmayan şeylerin 18 günde yapıldığını millete gösterdiler. En azından farklı 4 kesimi bir araya getirmeyi başardı bu seçimde kazanan, galip gelen taraf. Yani ötekileştirmenin, insanları ayrıştırmanın, o sencisin bu bencisin demenin, Alevisi, Kürdü, Sünnüsü demenin kimseye bir fayda etmeyeceğini gösterdi bu seçim sonucu. Mantıklı karar aldığın zaman, yani tek bir bayrak altında toplanan milletin tek seçimde de tek kişi altında toplanabileceğini gösterdi. Bugün %10'luk bir dilim, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanan tarafın, yani birleştiği partilerden herhangi birine ihtiyacın olmadığını bile gösterdi. Bugün İyi Parti, HDP, CHP, DSP birleştiğini varsayıyoruz şu an. Hani kimse bunu açık açık söylemiyor ama bunlardan bir tanesinin oyu bile %7. Ama aradaki fark %10. Yani bunlardan hiçbir, yani bir tanesi olmadan bile bu adam tek başına kazanıyormuş. Biz bunu gördük. Yani şu an şunu gördük. İhtiyaç sahiplerini seçmenin, gerçek ihtiyaç sahiplerini, bu belediyecilik zihniyetinde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın insanlara neler kazandıracağını, neler kaybettireceğini gördük. Çıkarttığın adayın o bölgeden olup olmayacağının, o seçimi ne kadar, Azmi ikinci örneğinde olduğu gibi, ne kadar etkileyeceğini gördük. Yani sen halkına erişmek için, halkından oy almak için önce halkının içinde olan birini çıkarman gerektiğinin değerini gördük. Peki seçmen AK Parti'ye ne mesaj vermiş olabilir? Seçmen AK Parti'ye mesaj verme çabasında değildi. Olmadığından dolayı bu hale geldi. Şöyle söyleyeyim, Ramazan 3 aylara hak yiyerek girince hakkın nasıl geri yerine geldiğini gösterdi. Şöyle söyleyeyim, yani bu siyasi iktidar bir şirket değil. Yani bu insanlar da o siyasi iktidarın veya siyasi hükümetin başındaki kişinin demirbaşı olmadığını gösterdi. Yani demokrasiye inanan bir toplumun 17 sene demokrasiyi göstereceğim, demokrasiyi yaşatacağım diyen insanın göstermeyeceğini anladığını gösterdi. Kazanan kesimin hitap ettiği, onun hitap etmediği yerleri gösterdi. Şöyle söyleyeyim, örnek verirsek EYT diye bir şey çıkardı, emeklilikte yaşa takılanlar. Bunlar seçim vaadiydi. Sen şimdi seçim vaadini uygulamaya koyarsan +1 kazanırsın ama koymazsan +5 kaybedersin. Şimdi herkesin evinde ortalama bir iki tane yaşlı insan, emekliliği bekleyen insan var. Sen seçimden önce, yani koalisyon kurduğun, ittifak kurduğun partilerden birisi çıkıp ben bunu yapacağım deyip ondan sonra da ben bu kadar insana bu parayı veremem, bunlar bu işi yapacak, emekli olup bir daha çalışacak, benim vatandaşım iki para kazanacak deyip gözünün içine Suriyeli'yi sokup kaymakamlıktan, belediyeden yardım edersen halk da sana böyle tepkini verir. Efendim, seçim sonucu hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi hiç memnun değiliz. Yani çünkü başa gelen belediye başkanı, yani başı belli. Başı belli olduktan sonra o ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz yani. Çünkü parti belli başı yalan. Yalan olduğu müddetçe de o hiçbir şey yapamaz yani. Çünkü boş vaatler yani.
Abi bu yani doğru düzgün bir hizmet yapacağını zannetmiyorum. Çünkü Esenyurt bölgesi belli, Avcılar bölgesi belli. Pislikten geçinilmiyor yani. Hala ki yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yani aynen ona nazaran aynen o şekil olur yani. Değişen hiçbir şey olmaz yani. Çünkü yani bir seneden beri buradayım. Boş. Yani daha gittikçe geriye gider ama ilerlenmez yani. Çünkü hizmet kalitesi sıfır. Yani benim görüşüm. Peki AK Parti neden oy kaybetti? Şimdi AK Parti neden oy kaybetti? Şimdi ben Kürt'üm. Yani açıkçası Kürt halkı yanlış tercih yaptı bana göre. Tercihlerini çok yanlış kullandılar yani. Çünkü yani belli. Kürt halkı yapmaması gereken şeyi yaptı. Belki AK Parti'nin de demek ki bir yanlışı vardır Kürtlere karşı. Olmasaydı illaki bunu kaybetmezdi yani. Söyleyeyim. Peki AK Parti'nin yanlışı ne? İşte diyorum ya Kürt halkını önemsemedi demek ki. Önemsemediği için de sonucu bu. Efendim seçim sonucu hakkında neler söylemek istersiniz? Memleketimize, milletimize hayırlısı olsun. İnşallah gelen kişilerde, gelen yönetimde şehrimizi bizlere layık bir şekilde, kendilerine layık bir şekilde yönetirler. Düşüncelerim bundan ibaret. Peki AK Parti neden oy kaybetti? O onların kendi iç muhasebelerini yapması gereken bir şey. Parti yetkilileri herhalde o konu hakkında düşünürler, bilmiyorum. Efendim seçim sonucu hakkında neler söylemek istersiniz? Vallahi seçim hakkı üstüne çok güzel şey duygu yaşıyoruz. Güzel oldu bizim için. İnşallah güzel olacak. Her şey güzel olacak diye ama inşallah sonunu da getirir. Hayırlara gitmesini diliyorum. Peki AK Parti neden oy kaybetti? Ya onun kayıp nedeni şu aralara bir sene, son bir senedir zaten Suriye'ye getirdi ondan bir kaybetti. Suriyeliler yüzünden bir bayağı bir şey olduk. Ne bileyim şeylere marketlerimizdeydi şeyimizde bayağı bir faturalara da yükseltmeler vardı. Ondan da biraz kaybetti herhalde diye düşünüyorum ben. Şahsen ben kendi şeyimde fikrimce onu düşünüyorum. Ama Suriyelilerden dolayı çok biraz kaybettik. Suriyeliler bizi mahvetti yani. Efendim seçim sonucu hakkında neler söylemek istersiniz? Sözsüz seçim sonuçları bence çok iyi oldu. Şimdi ortada bir şey vardı ki hak vardı. Hakkını, adamın hakkını vermediler. Milletin şeyine, zıdına girdi. Gençler de tamamıyla yüklendi. Hani 13 bine kabul etmiyorsunuz. Hadi 800 bin olsun. Daha 800 bin daha iyi mi geliyor yani? İkincisi her sene de aynı parti olsa hani aynı partiyle olmuyordu her sene. Çünkü aynı baktık. Herkes çıkıp sağda solda hep değişik konular konuşurlardı. Mesela Süleyman Soylu çıkıp hep millete bayağı hakaret ediyordu. Süleyman Soylu'nun lafları hiç milletin hoşuna gitmedi. Mesela Erdoğan'ın ilk seçimlerinde Erdoğan kendisine teşekkür ederim. Güzel çalışıyordu. Ama bu sondaki seçimlerde ona buna uydu, MHP'ye uydu, onlara uydu, Süleyman Soylu'ya uydu. Çok yanlış bir şeyler yaptı. Kürtler hakkında çok yanlış bir şey yaptı. Ve onu hiç kimse kabul etmedi. Kabul etmedikleri için de bu da çok onlara iyi geldi. Peki AK Parti neden oy kaybetti? Seçmen ne mesaj vermiş olabilir? Nasıl? AK Parti neden oy kaybetti? AK Parti kaybetti. Yanlış yaptıkları için kaybetti. AK Parti kendi seçmeni AK Parti'ye vermedi bile. Kendi seçmeni de vermedi. Yani kendi seçmeni de %4'ü, %5'inde fazlaydı. Hep CHP'ye yüklendi verdi. Hep yani CHP diyen deyince İmamoğlu'ya yüklendi verdi.